Günden kalanlardan herkese tekrardan iyi haftalar diliyorum efendim. Ben Gözde Kuyumcu. Başlıyoruz. Dop dolu bir akışımız var. Birazdan Ankara gündemini Sibel Erdem'den alacağız. Her zaman olduğu gibi pazartesi günleri Vedat Özdan bizimle, biliyorsunuz. Birazdan Vedat Özdan'la da sohbetimize başlayacağız. Piyasa kapanışında Enver Erkan bizimle, TR Yatırım ekonomisti. Saat 18.30'da Avrupa borsaları kapanışına doğru Ceren Dilekçi'den son haberleri alacağız. Ve bugün özellikle biraz esnafların yaşadığı sıkıntılara değinmek adına Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ekrem Birsen bizimle olacak. Son beklenen, biliyorsunuz, HES koduyla özellikle restoran ve lokantalara girişle ilgili bir beklenti hakim. Detaylarını soracağız ve Brent petrol tarafındaki fiyatlamalar 60 doların üzerine çıkmışken Tolga Uysal da bize bu yükselişin sebebini anlatacak. Deriva Danışmanlık ve Eğitim Yönetici Ortağı diyelim. Önce rakamlar. Borsa İstanbul tarafı yarım puanlık yükseliş, 1534 seviyesindeyiz. Dolar TL 7.09.18, Euro TL 8.55.54. Bugün hem dolar hem euro tarafında yukarı yönlü bir hareketlilik var. Euro dolar 1.20.59. Tahvil tarafındaki fiyatlamalara bakalım. 2 yıllık yatay 10 yıllıkta şu anda 13.02 seviyesindeyiz. Avrupa borsaları alıcılığı. Bugün özellikle Avrupa borsalarındaki yükseliş dikkat çekiyor. Yine İtalya öncülüğünde olduğunu görüyoruz. Geçtiğimiz haftanın kapanışında da biraz bu tema vardı. Draghi iyimserliği. Çünkü İtalya'da Draghi ilk tur görüşmelerden olumlu sonuç aldı. Bir yandan Almanya tarafında gelen sanayi üretim verisini takip ettik. 7 aylık yükselişine ara veren bir sanayi üretimi olduğuna dikkat çekelim. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'dan da açıklamalar vardı. Teşvik uyarısında bulundu. Burada politika yapıcıların parasal ve mali desteğin kademeli olarak çekileceğinin güvencesini vermesi gerektiğini vurguladı. Önemli bir açıklama. Benzer bir açıklama ABD tarafında da vardı. Bu arada fiyatlamalar da ekrana geldi. Dow Jones tarafında yarım puanlık, S&P tarafında yine öyle. Şu anda topyekün küresel piyasalarda risk iştahı algısının açık olduğunu söyleyebiliriz. Yellen'ın da açıklamalarında şayet teşvik paketi hayata geçerse burada 2022 yılında, daha doğrusu geçirilmesi durumunda ülkenin 2020 yılında tam istihdama dönebileceği. Bugün çok konuşuldu. Detaylarını birazdan Vedat Özdan'a da soracağım. Bugün emtia tarafındaki hareketlilik de dikkat çekiyor. Bitcoin'in hikayesi zaten ayrı. Burada Tesla'nın alım yapmış olması, Elon Musk'ın atmış olduğu tweet ve daha sonra tabii ki SEC'e duyuruda bulunması gibi unsurlar var. 43.381 dolar seviyesinde Bitcoin. Spot altın %1'lik prim içerisinde. Gram altın tarafına da yansıması var. Ve Brent tarafında da bugün 60 doların üzeri görüldü. Şu an itibariyle 59.95 gibi bir fiyatlama. Hemen Ankara'ya dönelim. Sibel'den detayları alacağız. Sibel, hoş geldin. İyi haftalar diliyorum sana. Nasıl başlangıç yaptık haftaya? Neler konuşuyorsunuz? Ankara haftaya hareketli ve yoğun bir gündemle başladı Gözde. Bugün Ankara ayrıca Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı'nı da konuk etti. Ve konuk bakanında önemli görüşmeleri gerçekleşti. Bu kapsamda da konuk bakan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'la bir araya geldi. Bu görüşmenin ardından ayrıca Türk Exim Bank'la Macaristan'ın resmi ihracat destek kuruluşu arasında bir işbirliği anlaşması da imzalandı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin daha da artırılmasının hedeflendiğini söyledi. Şu anda karşılıklı ticaretimiz 2.7 milyar dolara ulaştı diyen Pekcan, 6 milyar dolarlık bir ticaret hedefine ulaşılmak istendiğinin altını çizdi. Bununla ilgili çalışmaların sürdüğünü de kaydetti. Ruhsar Pekcan ayrıca Macaristan'la imzalanan işbirliği anlaşmasını da değerlendirdi. Bu anlaşmanın da iş dünyasının üçüncü ülkelerde yapacağı projelerde finansman ihtiyacını karşılamaya yönelik olduğunu belirtti. Onlara projeler alırken destek sağlanacak değerlendirmesinde bulundu. Ayrıca iki bakanın görüşmesinde AB ile ilgili konularda ele alındı. Yine ayrıca konuk bakan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'la da görüştü. Sanayi Bakanı Varank'ın da bu görüşmesinde
görüşme sonrasında yaptığı açıklamalar önemliydi. Varank, medikal sektöründe Macaristan'ın Türkiye'deki ilk yatırımını gerçekleştireceğini belirterek, bu yatırımın Macaristan'ın Türkiye'nin ekonomik potansiyeli ve siyasi istikrarına duyduğu güvenin somut bir yansıması olduğunu kaydetti. Ayrıca Varank da iki ülke arasındaki ticaret hacmine yönelik hedefe dikkat çekti. Bu hedefin hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de Macaristan Başbakanı tarafından dile getirildiğini belirten Varank, ortaya konulan 6 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşacağız değerlendirmesinde bulundu. Bugün ayrıca bir başka görüşme trafiği de sivil toplum örgütlerine yönelik gerçekleşti. Merkez Bankası Naci Ağbal hem TESK'i hem de TOB'u ziyaret etti. Bu ziyaret de önemliydi. Kalıcı fiyat istikrarı kapsamında gerçekleşti bu ziyaretler. Merkez Bankası'nın bu hedefi vardı. Bu hedef açıklanmıştı. Bununla ilgili olarak da hem TOB'dan hem de TESK'ten destek açıklaması gelmişti. Ve bu ziyaret sonrasında da Merkez Bankası'ndan bir açıklama yapıldı. Bu açıklamada da kalıcı fiyat istikrarı hedefine ilişkin bilgilendirme yapmak, bu hedef doğrultusunda toplumsal sahiplenme ve destek sağlamak amacıyla bu ziyaretin yapıldığı, gerçekleştirildiği kaydedildi. Bu ziyaret sonrasında ayrıca TESK Başkanı Bendevi Palandöken'den de bir açıklama geldi. Palandöken de yine aynı şekilde fiyat istikrarına işaret etti. Palandöken, güvenin sağlanması, vatandaşın Merkez Bankası'nın rakamlarının kalıcı olmasını düşündüğü bir ortam gelişti. Temel gıda ürünlerinin fiyatlarında şimdilik %5-6 oranında bir gerileme oldu. Bundan sonraki ekonomik tedbirlerle tahmin ediyorum ki piyasalardaki bu rahatlama daha da hissedilecek değerlendirmesinde bulundu. Ayrıca Palandöken bugün dolarda ve euroda bir düşüş olduğunu belirterek bu düşüşün maliyetlere yansımasını talep ettiklerini de ifade etti. Başkentteki görüşme trafiği ve başkent gündeminde öne çıkan notlar bu şekildeydi Gözde. Sibel, çok teşekkür ediyorum. Şimdi kısa bir ara, aranın ardından devam edeceğiz. Günden kalanlar devam ediyor. Vedat Özdan'a dönelim. İyi haftalar diliyorum Vedat Bey. Hoş geldiniz. Merhabalar efendim. Şimdi, İyi haftalar diliyorum. Evet, başlayalım. Konuşacak konularımız çok fazla. Özellikle tabii ki bu teşvik paketi ya da mali desteklerin toparlanma olsa da kademeli olarak çekilmesi gerekliliği gibi unsurlar bugün en çok konuşulan konular arasındaydı. Hem Yellen tarafından açıklamalar hem bir yandan yine Lagarde'ın açıklamaları oldukça önemli. İsterseniz o taraftan bir başlayalım. Yani bu polemik niye gündeme geldi? Larry Summers'ın bir açıklaması vardı. Eski Hazine Bakanı, bir enflasyon endişesinden bahsediliyor ama o aşamada mıyız acaba? Yani %2'ye yaklaşılırsa nasıl bir endişe bu? Yani paket gerçekten çok mu büyük? Özellikle çünkü bununla ilgili olarak biliyorsunuz açıklamaların içeriğinde şöyle bir şey var. Aslında Biden diyor ki doğrudan olarak istihdama yönelik bir şey yapmıyoruz. Ama hani bu tabii ki etki edecektir harcamalarla ilgili olan kısmı diyor. 1400 dolarlık çeklerden bahsediyoruz tabii ki. Ne yorum yaparsınız? Önce Lagarde'dan başlayalım. Sonra Amerika'ya geçeriz. Amerika biraz daha uzun konuşmak lazım. Lagarde'ın yorumu aslında şu. Yani ekonomik toparlanma olduğu zaman, ki iyimser tahmin ne o? Aşıda etkinliğe ve aşılama hızına bağlı olarak yazın olabileceği kanaatini paylaşıyor. Ekonomik toparlanma olduğu zaman, yani işler birazcık rayına girdiği zaman, normalleşme başladığı zaman teşviklerin birdenbire çekilmeyeceğine dair piyasalara mesaj vermek lazım. Yani bir güven tesis edilmesi lazım ki toparlanma emareleri görüldüğü zaman hemen piyasada nabza arttırıcı, risk algısını arttırıcı ters fiyatlamalar olmasın. Kademeli bir şekilde parasal ve mali teşviklerin, finansal ve mali teşviklerin azaltılacağı, hemen yapılmayacağı konusunda piyasaya güvence verilmesini, hani hem fiyat istikrarı hem de finansal istikrar açısından önemli bulduğunu söylüyor.
Avrupa'da maalesef aşılama hızı şeyde çok iyi değil. Tedarikte de sorun yaşadılar. Dağıtımda da sorun yaşıyorlar. Bir de AstraZeneca ile ilgili hani bu Güney Afrika mutantına karşı etkinliği düşük. O nedenle Lagarde aşılama hızına olduğu kadar aşıların etkinliği dolayısıyla bağışıklık meselesine vurgu yaparak bu konudaki gelişmelere bağlı olarak ekonomik görünümün değişeceğini vurguluyor. Bu Perşembe günü zaten Avrupa Komisyonu biraz ekonomik projeksiyonlarını 2020 yılına ilişkin olarak revize edecek. Onları Perşembe günü, Cuma günü artık konuşursunuz. Nasıl bir beklenti oluşmuş, mevcut kısıtlamalar ve gecikmeli aşı dağıtımı perspektifiyle. Şu anda piyasada ikinci çeyreğe acaba ne kadar hani bu iki dipli resesyon fiyatlaması oldu. Yani ilk çeyrekle ilgili artık Avrupa para bölgesinde büyüme ile ilgili iyimser bir beklenti yok. İkinci çeyreğe bu gecikme ne kadar yansıyacak? Acaba hiç etkilemez mi? Yoksa ciddi bir şekilde yine etkilemeye devam eder mi? Bunlarla ilgili ilk ipuçlarını Perşembe günü göreceğiz şeyde Avrupa Komisyonu'nun şeylerinde. Revize ekonomik projeksiyonlarında. Amerika'ya geçecek olursak bu Biden'ın 1.9 trilyon dolarlık paketi ABD'deki 3. paket oluyor. Hatırlarsanız ilki 2.2 trilyon dolardı. Sonra bir 900 milyar dolarlık paket geçirdiler. Bu da 1.9 trilyon dolar. 3'ü eğer geçerse bu haliyle ki biraz zor ihtimal. Yaklaşık değil aslında 5 trilyon doları aşan bir mali teşvik paketi açıklanmış olacak ABD'de son bir yıl içerisinde. ABD gayri safi yurt içi hasılasını 21 trilyon dolar olarak varsayarsak %25'ine tekabül ediyor. %25 çok ciddi bir rakam. Yani neredeyse bu 5 trilyon dolar muhtemelen bir Almanya artı İspanya gibi iki büyük ekonominin bir yıllık gayri safi yurt içi hasılasına eşit bir rakam. Bu tabii bir şekilde bunun bir maliyeti olur diye uyarılar yapılıyor. Daha önce Larry Summers eski hazine bakanı Wall Street'te yazı yazmıştı. Ondan önce bir başka hazine bakanı yine uyarmıştı. En sonunda işte dün Blanchard, dün mü belki gün peş peşe bir tweetler attı. 1.9 trilyon dolar geçerse ekonomi aşırı ısınır. Aşırı ısınırsa da enflasyon oranı %2'nin üzerine çıkar ve orada da durmayabilir. Fed de aksiyon almak zorunda kalabilir. İlk iki eski hazine bakanı uzun dönemde de ABD dolarının uluslararası ödemeler sisteminde, merkez bankaların rezervlerinde ve kilit para rolünde olumsuz etkisi olur diye uyarmıştı. Şimdi bugün bu Blanchard'ın yorumu üzerine Nordea çok güzel bir yorum yayınladı. O da şöyle, geçen hafta ben bir tweet atmıştım. Perşembe günü ABD hazinesi 2021 ilk çeyrek borçlanma takvimini, yani borçlanma takvimi diyelim, borçlanma planını açıkladı. Burada gördük ki aslında borçlanma hedefinde ciddi bir aşağıya doğru revizyon var. Yani yaklaşık 800 milyar dolarlık bir revizyon var. Bu tam böyle büyük bir teşvik paketi hazırlığı içerisinde ve Yellen'de act big, yani büyük oynamak lazım açıklamaları yaparken borçlanma hedefinin aşağıya doğru revize edilmesi kafalara hemen şu soru: peki bu paket neyle finanse edilecek? Hatırlarsınız Trump başkanlık seçimleri öncesinde Trump döneminde
New York Fed'de hazine genel hesabının bakiyesinin 1.8 trilyon dolar olduğunu, bunun harcanabilmesi için işte kongreden onay alınması lazım, yani ödenek tahsisi olması lazım. Kendisi harcayamazsa hani bunu Trump'ın gelecek başkanın harcayacağını, belki de ona bırakmak istemeyebileceğini söylemiştik. Nitekim Münih'in de ayrılmadan önce FED'e kullanılmayan fonların iadesi için bir mektup yazmıştı. Şimdi görüyoruz ki bu güçlü, yani 1.9 trilyon dolarlık pakete rağmen borçlanma hedefinin aşağıya doğru revizyonu, bu New York Fed'deki hazine genel hesabındaki Trump döneminden kalma bakiyenin harcanacağı projeksiyonuna dayalı. Bu ne demek? Bir, şayet Fed Powell 120 milyar dolarlık aylık tahvil alım programını değiştirmese bile, yani bu kadar büyük bir paket açıklandı, Fed normal koşullarda daha fazla tahvil alımı yapacak diye öngörmek gerekir. Ancak arttırmadı diyelim, enflasyondan korktu, mevcut seviyede tuttu. Buna rağmen yılın ilk yarısında ABD doları cinsinden likitte de gene bir 800 milyar dolara yakın bir artış olacak bankalarda. Yani bunun anlamı nedir? ABD varlıklarına talep gelecek. ABD dolarına talep gelecek. Bu ABD için iyi bir şey, dünyanın geri kalanı için kötü bir şey. Dolar endeksi güçlenir mi diyorsunuz? Tabii ki. Euro dolar da aşağı. Zaten hareket oradan başladı. Yani bizim dolar TL'nin bu kadar aşağıya sert bir şekilde düşüşünü ekonomik gerekçelerle açıklayamıyorum diye geçen hafta üzerinde durduğum mesele de burada. Evet. Yani bu, şimdi Türkiye'de CDS'in aşağıya birdenbire düşüşünün arkasındaki mekanizmayı da ben anlamlandırmakta zorlanıyorum. Bu sadece yeni bir Merkez Bankası Başkanı'nın fiyat istikrarına sadakatle bağlı kalacağına ve gevşemeyeceğine dair söylemlerle sadece bağlanacak bir Merkez Bankası tarihimiz, politika çerçevemiz, iş yapış tarzımız, siyaset tarzımız yok. Bir tane başkan geldi, her şey düzeldi diye ben ona bağlayamıyorum bu hızlı düşüşü. Başka mekanizmalar devreye girdi. O mekanizmaların ne olduğunu bilemiyoruz şu anda. Belki ileride öğreniriz. Şeye dönüyorum. Şimdi Nordea diyor ki bu likitte artışı EM paralarına, EM varlıklarına talebi azaltır. Biz başlangıçta Aralık ayında, Kasım ayı sonundan itibaren hatta ne konuşuyorduk? Dolar sat ne alırsan al. Yani gevşemek zorunda. ABD gevşemek zorunda. Çünkü sonra ne oldu? Bir, Avrupa Birliği, Avrupa para bölgesi aşılamada geri kaldı. Çift dipli resesyon fiyatlaması başlandı. Korkuldu orada. Almanya kapandı, her yer kapandı. Öte yandan ABD'de seçim riski ortadan kalktı. Senato'da demokratlar çoğunluğu kazandı. Yellen hazine bakanı oldu. Yellen ve Biden ikisi birden büyük teşvik paketlerine yeşil ışık yaktılar. Öte yandan aşılama hızını çok ciddi bir şekilde arttırdı. Zaten Biden'ın kazanma nedeni o. Geçen hafta bakın, geçen haftaya kadar günde 1 milyon kişiyi aşılıyorlardı. Geçen hafta 35 milyon kişi bir haftada aşılandı Amerika'da. Günde 5 milyon insanı aşıladılar. Yani çok ciddi bir rakam. Şu anda 100 kişi itibariyle aşılama sayısında açık ara İsrail var. Sonra Birleşik Krallık var. Sonra ABD var. En sonunda da 4 ile, hatta 4'ün altında ama 4'e yuvarlanmış. 100 kişiden 4 kişi aşılanmış. Dünyada yaklaşık 120 milyon insan aşılandı şu ana kadar. Ve bu aşılarında %40'ı maalesef ABD ve İngiltere'de yapıldı. Dolayısıyla euro dolarla ilgili 1.25-1.27 hedefi, dolar sat ne alırsan al kazanırsın konsensüs trade demiştik buna, uzlaşı. Evet, o tema bitiyor demiştik herhalde. O tema çok ciddi bir şekilde sorgulanır oldu. Evet. Mesele budur. Yani Blanchard'ın Summers'ın doğru.
Ama gördüğüm kadarıyla hazine borçlanma programı güçlü bir borçlanma ve ona uygun olarak Fed'in tahvil alım programını arttırması üzerine kurulmamış bir senaryo var. Hazırda bir 1.7 trilyon dolar para var. Bu harcanacak diye görüyorum. Bu da ABD ekonomisini Fed üzerinde fazla baskı yapmadan ekonomik toparlanmasını hızlandıracak bir gelişme. Yani Avrupa para bölgesiyle ABD arasında büyüme hikayesi ABD lehine değişti. İkincisi enflasyon. Şimdi hem güçlü bir mali teşvik hem de bir finansal teşvik, ikisi birden tabii ki çekirdek PCE, çekirdek enflasyonda bir ketçap etkisi deniyor buna İngilizce'de. Ketçap etkisiyle çekirdek enflasyonu %2'nin üzerine çabuk taşıyabilir ve orada kalıcı olmasına, hatta bir miktar momentumun hızlanmasına yol açabilir deniliyor. Şayet böyle bir etki ki Nisan Mayıs aylarında görülebilir, belki daha önce de görülebilir diye Nordea yorumu yapmış. O zaman görürüz ki Powell da Blanchard ve Summers gibi konuşmaya başladı. Yani ekonomi ısınıyor. İşte o zaman Fed aksiyon alabilir, fiyatlaması başlar. Bu çok ciddi bir risktir ve Türkiye ekonomisi açısından da hani bizim tahmini olarak Merkez Bankamız o tarihlerde döviz alım ihalelerine başlar, rezerv artırma, biriktirme hızını arttırır diye düşünüyoruz. Böyle bir denk gelme işi var. Onu da bu arada paylaşmış olayım. Evet, kesinlikle bu tarafı iyi takip etmek lazım. Çünkü dediğiniz gibi hani daha öncesinde biz sizinle konuşurken işte Euro bölgesinin toparlanması sanki daha rahat geçecekmiş gibi, bu aşılama konusunda vesaire böyle hızlı adımlar atılıyor. İşte ABD geride kaldı. Ölüm sayılarına baktığımız zaman değil mi, hayatını kaybedenler ABD'de falan daha fazlaydı. Ama şimdi dediğiniz gibi tablo değişmiş durumda. İsrail'in vakası zaten başlı başına hani bir ayrı bir durum. Yani hem nüfus az, hem çok hızlı aşılandılar bir yandan, hani şu anda ilk sırada. Ama tabii ki diğer takip ettiğimiz tarafta işte İngiltere'yi mesela ön plana koydunuz. Bir de ABD tarafını ön plana çıkardınız. Burada da özellikle tabii ki ABD'nin teşvik paketi söylemi çok önemli ve tabii arka planda da dediğiniz gibi borçlanma takvimindeki değişiklik, bu da önemli bir unsur. Bununla ilgili olarak bir haberimiz de vardı. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın açıklamalarına bir kulak verelim. Yine devam edeceğiz. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Janet Yellen, yeterli koronavirüs teşvik paketinin hayata geçirilmesi durumunda ülkesinin 2022 yılında tam istihdama dönebileceğini, aksi takdirde istihdamda ve ekonomide yavaş toparlanmayı riske edeceğini söyledi. Yellen, istihdam piyasasında dengenin kaybolmasından korkuyorum dedi. Yellen, düşük maaşlı çalışanların, azınlıkların ve kadınların uzayan ekonomik yavaşlamadan en çok zararı görecek gruplar olacağını dile getirdi. Yellen, İstihdam piyasasında dipsiz bir kuyudayız. Almamız gereken çok yol var ifadelerini kullandı. Yellen, yetersiz bir destek paketi durumunda istihdam piyasasının toparlanmasının 2025'e kadar sarkabileceğini belirtti. Amerika Birleşik Devletleri Joe Biden'ın 1.9 trilyon dolarlık teşvik paketinin doğrudan istihdama yönelik olmadığını kabul eden Yellen, harcama paketi çalışan talebi yaratacaktır dedi. Geçen hafta Washington Post'ta Biden'ın kurtarma paketinin aşırı büyük olduğu ve enflasyon dahil olmak üzere büyük riskler taşıdığı eleştirisini de yanıtlayan Yellen, bu yorumla ilgili yetersiz bir paket karşısında ekonomik risklerin çok daha büyük olabileceğine vurgu yaptı. Yellen, eğer enflasyon sorun olursa, enflasyon riskiyle mücadele edecek araçlara sahibiz. Hazine Bakanı olarak ekonomiye yönelik tüm riskleri düşünmek zorundayım, dedi. Evet, şimdi Vedat Bey de tabii buna dikkat çekti. Bir yandan 2022'de tam istihdama dönülebileceği vurgusu, bu önemli. Yani çünkü özellikle hizmet ağırlıklı bir ekonomi olması, bir yandan da tabii ki bu tam normalleşme sürecinin zannediyorum önümüzdeki dönem için biraz daha iyimser beklentiler gibi. Janet Yellen'ın açıklamaları tabii ki teşvik üzerinden sürüyor. Birazdan bu konuyu biraz daha detaylı konuşacağım.
sizlerle Vedat Bey. Çünkü özellikle aşı tarafındaki dediğiniz gibi dikkat çeken unsurlar var. Aşıyı geç dağıtmanın maliyeti de artıyor. Sizin bu konuda mesela riskli gördüğünüz alanlar neresi, onu da merak ediyorum. Borsa İstanbul'u bir kapatalım, ardından devam edeceğiz. Şimdi hisseler tarafında şöyle ben bir anons edeyim. %9.93'lük primiyle Akçansa, Çimento, Emlak Konut Gayrimenkul, Gözde Girişim Sermayesi, Borusan Sanayi gibi, Vestel, Türk Traktör, Aksa Enerji gibi hisseler ilk sırada. Bugün haftanın ilk işlem günü. Yarım puanlık yükselişle tamamlıyoruz. 1534 puan seviyesinde. Enver Erkan bizimle olacak. Tere Yatırım ekonomisti. Enver Bey hoş geldiniz. Merhaba Gözde Hanım, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Ne dersiniz? Bugün bir takım açıklamalar geldi. Özellikle ilk sıralarda gördüğümüz çimento, emlak, konut, gayrimenkul gibi hisseler ön planda. Bir yandan tabii ki küresel piyasalarda da risk iştahı algısı açık. Hafta genelinde nasıl bir fiyatlama bekliyorsunuz? Evet, küresel piyasalar haftaya yüksek tonda bir giriş yaptılar. Burada tabii Amerika'dan gelecek mali teşvik haberleri ön plana çıkıyor. Ve artan azın Amerika hazine getirileri şu an piyasanın ana teması haline gelmiş görünüyor. Burada tabii ki ana etken mali teşvik etkileriyle beraber ekonomideki ısınma beklentileri ve bu noktada da getirilerdeki hareket şu anda yukarı yönlü olarak ön plana çıkmış durumda. Yalın güçlü bir mali paketin Amerika'yı 2022'de tam istihdama döndüreceğini söyleyerek mali genişlemeye büyük bir destek verdi. Nitekim 1.9 trilyonluk paketin istihdamın büyük ölçüde yitirildiği KOBİ'lere destek ve aynı zamanda ekonomik katmanlar arasındaki bozulmanın düzeltilerek ekonomide talep yaratılabilmesi açısından önemli bir noktada durduğunu biliyoruz bu noktada. Ki aynı zamanda orijinal büyüklüğe yakın bir paket kadar aynı zamanda da bu orijinal paketin geçmesinin ardından ek ve mali teşvik paketi beklentisi de söz konusu olabilir bu konjüktür içerisinde. Tabii bu aşamadan sonra küresel dolar hareketi ve Amerikan tahvil faizlerindeki eğilim hem mali teşvik etkisiyle belirlenecek hem de Fed'in ek varlık alım potansiyeli tarafından belirlenecek bir durum. Dolayısıyla biz bu noktada da konjüktürel anlamda yavaşlamalar ve akabinde değer kazanımları görebiliriz. Bu muhtemel bir senaryo olarak görünüyor. Ama tabii şu an Atlantik'in iki yakası arasındaki ekonomik ayrışım ve tamamen Amerika lehine olarak görünüyor. Yani Avrupa'da ekonomik toparlanma Amerika'daki kadar hızlı bir şekilde gerçekleşmeyecek görüntüsü içerisinde. Bunun özellikle de tahvil faizleri arasındaki fark üzerinden parite etkisine aynı zamanda bakıyor olacak. Bize gelecek olursak Türk varlıkları tabii geniş perspektifte alışılageldik eğilimi bozan bir hareketlenme içerisinde değil. Liranın biz uzun sürede bir değer kazanımı serisini gördük. 8 gün buna bugün biraz ara verdiğini ve kurun 7 ana bandına yakınsadıktan sonra 7-10 üzerine hareket ettiğini görüyoruz. Şu anda da anlık hareket 7.09-7.10 düzleminde sürmekte. Tabii kurun doğal tepkisi diyebiliriz. Ve aynı zamanda buna ek olarak 10 yıllık Amerikan tahvil faizlerindeki yükseliş EM değer kazanımlarını zorlaştırıyor. Bunu da bir neden olarak ortaya koyabiliriz. Nitekim dolar TL kurunda da bir noktadan sonra aşağı doğru hareket biraz daha yavaşlayacak ve daha aşağı gitmekte zorlanacak. Bunda ana etken olarak da tabii ki küresel dolar hareketi ve özellikle 10 yıllık faizlerde son dönemde ortaya çıkan eğilimi ön plana koyabiliriz. Ama tabii doğal tepkiler görme olasılığımız da var kurda. Geniş perspektifte tabii ana eğilim şu an halen aşağı doğru olmaya devam ediyor kurda. Merkez Bankası sıkı para politikasına bağlılık taahhüdünü sürekli olarak yineliyor. Ve bu aşamada şu anda içeride de politika uygulamaları açısından olumlu işler yapılan bir ortam içerisindeyiz. Hem politikaların devamına dair güven tazeleniyor. Hem de TL şu ortamda daha düşük faizli para birimlerine kıyasla yabancı traderlar tarafında cazip bir noktada bulunuyor. Tabii enflasyon da %15 üzerine birkaç aylığına oturacağını biliyoruz enflasyon politikasının. Bu da ek bir faiz arttırımı ihtimalini ortaya koymakta. Tabii faizleri uzun süre düşürmeyecek Merkez Bankası. Ve enflasyona karşı da proaktif kalacak bir Merkez Bankası'nın ilave sıkılaşma yapması muhtemel. Bir sonraki politika toplantısında haftaya 18 Şubat tarihinde. Bu noktada bakalım açıklamalar yine ne yönde olacak ve bir aksiyon gelip gelmeyecek. Dediğimiz gibi bu faiz arttırma ihtimalini şu ortamda dışlamıyoruz.
Ve bu hafta içinde bir akışı hafta sonuna doğru hızlanacak. Biz sanayi üretimi, cari açık gibi verileri göreceğiz. Bunlar tabii büyüme açısından 2020 yılında bir noktada kapattığımızı gösterecek. Öncü göstergelerinde şu anda kadar çektiği resim beklenti üzere bir dördüncü çeyrek büyümesini işaret ediyor. Hatta birinci çeyreğde ekonomik faaliyet anlamında şu ana kadar açıklanan öncü göstergeler çerçevesinde nispeten güçlü girdiğimizi de görüyoruz. Peki Enver Bey, çok teşekkür ediyorum. Devam edelim Vedat Özdan'la. Şimdi Vedat Bey, Amerika tarafında mesela az önce ifade ettiğiniz gibi 5 milyon değil mi günlük aşılama dediniz. Avrupa tarafında yani Avrupa tarafında işler o kadar iyi gitmiyor mu acaba? Çünkü bu biliyorsunuz AstraZeneca'ya dair mesela sadece Güney Afrika varyantında hemen hemen %10'luk bir koruyuculuk gibi ifadeler vardı. Bugün Guardian'da da yer alan haberler arasında. Nasıl yorumluyorsunuz? Yani biraz o AstraZeneca aşısı gerçi İngiltere tarafında, orada biraz daha kontrol altına alınmış gibi ama genel anlamıyla Avrupa'da mesela nasıl okuyorsunuz haberleri? İzin verir misiniz bir Amerika ile ilgili bir küçük ilave yapayım önce? Şimdi bakın, Janet Yellen ve Biden, bu arada Bidenomics diye yeni bir terminoloji de çıktı, Abenomics gibi. Teşvikçi, genişlemeci bir terminoloji olarak. Şimdi hatırlarsanız Ben Bernanke Merkez Bankası Başkanlığından ayrıldıktan sonra Karar Alma Cesareti diye bir kitap yayınlamıştı. Bu kitabın ana teması şuydu. Krizler çıktığında kimileri aksiyon alır, kimileri korkar ve aksiyon almaz krizi önlemek için. 1929 buhranı sırasında FED aksiyon almaktan korktu. Yani parasal genişlemeyi yüklü miktarda parasal genişleme kararı cesaretini gösteremedi. Ve o nedenle ülkede ekmek kuyrukları oluştu. İşsizlik oranı %25'e çıktı. Ve yurt dışında da faşist diktatörlükler iktidara geldi. Kendisi de malum Musevi kökenli bir eski Merkez Bankası Başkanı. Ve ailesi de işte bu Almanya ve Almanya'da yaşanan olaylardan sonra, işte Nazi Almanya'sında yaşanan olaylardan sonra Avrupa'dan göç etmek zorunda kalmış bir Musevi ailenin çocuğu olduğu için aklında tabii o işlerin yarası da var. Oraya bağlamış. 2008 krizinde de benzer bir durum ortaya çıktı ve biz aksiyon aldık dedi. Kitabın ana teması buydu. Şimdi bu mantrayı gördüğüm kadarıyla Janet Yellen de benimsemiş. Yani büyük oynamak lazım. Büyük oynamamanın maliyeti, büyük oynamanın maliyetinden çok daha büyük. Dolayısıyla enflasyon çıkarsa elimizde araçlar var, düşürürüz diyor. Bu bir de küçük bir not daha. Ben bu 1.9 trilyon dolarlık paketin muhtemelen 1.2 trilyon dolara indirilerek uzlaşıyla geçebileceğini tahmin ediyorum. Daha önce free float dediğim bir şey vardı. Yani ABD borçlanacak, Fed de belli bir miktarda tahvil alımı yapacak. Diyelim ki ABD 100 borçlanacak, Fed 120 borçlandığı zaman bu dolar likiditesi artar. Ama 80 borçlandığı zaman, enflasyondan korktuğu zaman bu free float 20 birim işte tahvil arzı artar, fiyatı düşer, faizler artar diye korkuluyordu. Şimdi demin söylediğim gibi borçlanma yapılmadan hazine genel hesabı bakiyesi harcanacağı ve FED de tahvil alım programını artırmayacağı için olumlu ABD varlıkları için, dolar için olumlu bir gelişme. Bugünkü normal koşullarda bütün borsaların yükselmesi, emtiaların yükselmesi ABD'de, ABD tahvil faizleri bakın 30 yıllık 1.97 civarındaydı ben yayına girmeden önce. 2'yi aşmıştı 30 yıllık. 10 yıllıklar keza 1.96-97'de. O da 98-99'ları gördü. Yani faiz oranlarındaki bu artış yılın ikinci yarısına doğru ancak olabilir öngörüsü yapılıyordu. Faiz oranlarındaki bu artış neyin işareti? Genişlemeden korkulmuyor.
Dolayısıyla faiz oranları artacak ve ABD ekonomisi aşılama ve mali teşvik dolayısıyla daha çabuk toparlanacak diye geride kalmış hisselere, metal, sanayi, enerji hisselerine büyük alımlar geldi. O nedenle borsalar yukarıda. Şimdi gelelim Avrupa Birliği'nin gecikmesi, AstraZeneca ve aşılamada gecikmenin maliyetine. Şimdi Lagarde demişti her şey aşılama hızına ve aşıların etkinliğine bağlı. Dünya ekonomisi, işte Dünya Bankası baş ekonomisti Reinhardt da bir açıklama yaptı bugün. Dedi ki dünya ekonomisiyle ilgili 2021 büyüme projeksiyonumuz %4. Şayet mutantlar bu kadar hızlı yayılır, aşılarla etki olmazsa büyüme projeksiyonumuzu %2'ye çekeriz. İşte 80 küsür trilyon dolarlık bir dünya ekonomisi var. Onun %2 azalması 1.6-1.7 trilyon dolar dünya ekonomisinin kaybı demektir. Yani aşılamanın küresel maliyeti budur. Öte yandan Bloomberg ekonomistlerin yaptığı bir hesaplama var. Hafta sonu o da yayınlandı. Geçen hafta daha doğrusu. O da deniyor ki Avrupa para bölgesinin ekonomisi %95 kapasiteyle, yani pandemi öncesi seviyesinin %5 altında. Bu %5 işte şeyle çarpılıyor. İçi para bölgesi para bölgesi gayri safi hasılasıyla oradan yaklaşık 12 milyar euroluk haftalık bir maliyete ulaşılıyor. Komisyon Başkanı Leyen rakiplerimize, işte İngiltere ve Amerika'da bahsediyor, kıyasla en az 3-4 haftalık gerideyiz aşılama hızında diye. İşte 4 haftayı 12 trilyon milyar dolarla çarpıp minimum 50 milyar dolar aşıdaki gecikmenin Avrupa Birliği'ne, Avrupa para bölgesine maliyeti vardır sonucuna varılıyor. Şimdi AstraZeneca ile ilgili iki değişik haber çıktı. Bir tanesi Güney Afrika AstraZeneca ile aşılama işini bıraktı. Onun yerine hangi aşıyı kullanmak, orada bir mutant var malum, ona etkin olan hangi aşıyı kullanalım diye işte bilim çevresinden tavsiye bekliyorlar. Öte yandan İngiltere Sağlık Bakanlığı da İngiltere'deki mutantlara karşı etkilidir AstraZeneca açıklamasını yaptı. Şimdi aşılarla ilgili her haberi, her şeyi, gelişmeyi dikkatle dinlemek lazım. Hepsini hesaba katmak lazım. Hepsini de doğru diye düşünmemek lazım. Muhtelif deneyler yapılıyor. Muhtelif şeyler var. Bilgiler var. Hiçbirisi kesin değil. Hepsine de yanlış diyemeyiz. İtinalı bir şekilde bilim dünyasını dinleyerek ilerlemek zorundayız. Şimdi Avrupa para bölgesinde, Avrupa Birliği'nde aşı nedeniyle kapanmalar çok arttı. Uzamalar da artıyor. Bu uzamaların da tabii doğal olarak işte söylediğim gibi ekonomik etkileri var. Bunlar nedir? Daha fazla borçlanma oluyor. Maliye politikası daha fazla gevşiyor. İşte Maastricht kriterlerine uymamak artık kaide haline geliyor. Yaptırım olmuyor. Avrupa Merkez Bankası sadece bilanço büyütüyor, yeni programlar açıklıyor. Bunların nasıl ABD'de az önce konuştuğumuz uzun vadeli olumsuz etkileri Avrupa para bölgesi Euro için de geçerli olur. Nitekim büyüme ve enflasyonla ilgili fark da o nedenle ABD doları rehine, o nedenle dolar endeksi güçleniyor. Ve Euro dolar 1.25-1.27 hedefinden uzaklaştı. Söylediğimiz uzlaşı trade'i zayıfladığı için bu şekilde yorumlayayım. Evet, şimdi özellikle bu hafta Perşembe günü dediniz Avrupa Komisyonu tarafından ekonomik projeksiyonlar revize edilecek. Bu hafta takip edeceğimiz önemli konular arasında bakalım oradan nasıl bir revizyon gelecek. Çünkü ilk çeyrekte büyüme beklentisi biraz daha örselendi ama bakalım ikinci çeyrek için
nasıl bir yorum yapacaklar, nasıl bir projeksiyon çizecekler? Çünkü biliyorsunuz zaman zaman böyle pesimist açıklamalar da gelebiliyor. Keza bu işte aşılama tarafındaki haber akışı çok kıymetli. Bir de tabii başka unsurlar da özellikle pandemi sonrasında sorgulanan unsurlar da var. Yani küresel tedarik zinciri, bununla ilgili yeni atılan adımlar, keza yine ABD-Çin arasındaki hususlar, birazdan ona da getireceğim konu. Yani Biden aslında Çin'le ilgili hiçbir şeyden dönülmediğini söylüyor. Üstü kapalı olarak da değil, yani ayan beyan bunu söylüyor ama tarzım daha farklı olacak diyor. Oraya birazdan geliriz ama şimdi önemli bu. Merkel hükümeti tedarik zincirinde insan hakları ihlaline karşı bir takım yasaları devreye almaya çalışıyor. Yani bu ne anlama geliyor? Bizim ne anlamamız lazım? Çünkü önümüzdeki dönemde zarar verici bir takım aksiyonlar alan şirketlerden bahsediliyor. Veyahut da işte adımlarında özellikle çeşitli sorumluluklar alacaklar deniyor filan. Yani bu biraz daha çevre unsuruna aykırı şirketlerin önümüzdeki dönemde Avrupa'ya ürün sokması zorlaşır mı demek? Öyle mi okuyalım bu haberi? Onun ötesinde anlamı var. Şöyle söyleyeyim, yani Türkiye açısından da Çin açısından da önemli. Malum Biden da mevcut Avrupa Birliği de, yani Merkel'i hariç tutarsak, Çin ve Türkiye'ye karşı hani ortak iş yapma perspektifi ortaya kondu. Şimdi otoriterleşme vurgusu yapılıyor ve Biden seçildikten sonra Türkiye'de de biraz böyle bir demokratikleşme, hukuk reformu yönünde söylemler oldu. Bu yönde çalışmalar da yakında gündeme gelecek diye Sayın Cumhurbaşkanı da açıklama yaptı. Şimdi mesele şudur. Bir, Avrupa Birliği Çin'e karşı ve dünyanın geri kalan kısmında bu pazarı çevre standartlarına uymak şartıyla mal satma şeyine sokacaklar diye geçen sene konuşmuştuk. Bu işin bir tane boyutu. Ayrıca uluslararası standartlara uygun olmayan tedariklerle ilgili de kısıtlamalar getirilecek. Ama yeni olan ki Cumhurbaşkanı Cuma günü Merkel ortaklarıyla, biliyorsunuz orada bir koalisyon hükümeti var. Evet. Ortaklarıyla mutabakat sağladılar temel çerçeve üzerinde. O da nedir? Yakında da yasalaşma çalışmaları başlar. Daha ayrıntılarını görürüz. O da şirketleri sorumlu tutuyor. Yani diyor ki siz mal tedariki, girdi ara malı, ham madde ya da doğrudan mamül madde ithalatı yaptığınız şirketlerde, bu şirketlerin olduğu ülkelerde büyük ihtimalle oraya doğru evrilebilir diye ben önemsiyorum o işi. İnsan hakları ihlalleri varsa, çevre ihlalleri varsa, uluslararası standartlara uygun olmayan uygulamalarla üretim yapılıyor, finansmanı sağlanıyor, kara parayla, şununla bununla falan alakalı bir şirketse bu ithalatçın, bundan mal alma kardeşim diyor. Bundan ithalat yapma. Bunu gözetme, kontrol etme sorumluluğu sende. Ben dünyanın bütün şirketlerinde kimle ticaret yaptın, tek tek gözetecek, onları denetleyecek bir organizasyon kuramam. Bunun sorumluluğu sende. Tedarik zincirinde insan hakları, uluslararası standartlar, çevre standartlarına uygun olmayan pratikler görürsen, bununla ilgili muhtemelen bir otorite kurulur, Almanya içerisinde bir birim kurulur. Orayı bilgilendir, durumu değerlendirelim, ona göre beraber aksiyon alalım. Ama gözetim ve kontrol sende. Eğer bunlara uymazsan, bir, kamu ihalelerine seni sokmam. İkincisi, yaptırım uygularım. Mevcut kanun tasarısının çerçevesi bu. Bu ne demek? Avrupa Birliği'nin de yakında bu yönde bir adım atması demek. Çin'e karşı şimdi Biden'ın sürekli söylediği çerçeve şu. Yani kongredeki Dışişleri Bakanı ve diğer atamalarda da kongrede hep sorulan sorular söylendi. Çin'e karşı Trump'ın aldığı tavır doğruydu. Sert tavır doğruydu. Ama biz de bunu devam ettireceğiz ama üstü fark olacak. Nasıl? Müttefiklerle bir araya gelerek. Yani Çin'in uluslararası standartları bozan zararlı ticari uygulamalarına karşı Batı'yı birlik olmaya çağıracağız. Ve beraber davranacağız. Diplomasi masasında bir rol olarak bu sorunu çözeceğiz diyor.
Bu şimdi aslında bu yeni Batı İttifakı'nın Çin'e karşı Batı İttifakı'nın nasıl evrileceğine dair önemli bir ipucu taşıyor bu yasa tasarısı. Bu çerçevede içeride hani reform çalışmalarını sadece Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini pekiştirmek, Cumhurbaşkanlığı yetkilerini arttırmak ve biraz daha dışarıdan bakıldığı zaman otoriterleşmeye hizmet edecek bir hukuk reformunun yeni düzende öngörülebilir gelecekte karşılığı olmayacak. Yani Türkiye lehine bir karşılığı olmayacak gibi görünüyor. Dış ticarette Avrupa Birliği pazarına serbest erişimde vesaire. O anlamda hani bizi de ilgilendiren bir şey. Gördüğüm kadarıyla yeni Batı ittifakı hani eski düzenin kurallarını ihlal ederek, suistimal ederek kendi iç pazarını başka şeyler karşılığında ikram eden Çin'i bu araçlarından yoksun bırakmaya yönelik olacak. Dolayısıyla daha sert bir rekabet ortamı göreceğiz ve bana göre enflasyon ve küresel enflasyon oranını arttıracak bir gelişmedir bu. Öte yandan az önce şeyi atladım. Amerika'da COBİ'ler yani 10 yıllık projeksiyonlar yaptığı zaman büyük bir fiyat baskısı olacağı öngörüsü üzerine projeksiyonlar yapıyorlar. Bu Çin'le şey arttığı zaman tedarikte hani lokasyon değişikliği daha yavaş olur. O zamana kadar bir miktar hali hazırda başlamış olan Çin'den tedarikteki fiyat artışı biraz daha hızlanır. Küresel enflasyon daha çabuk olur diye. Yani geçtiğimiz evet. 10 yıl içerisinde görmediğimiz enflasyonu bu önümüzdeki 10 yıl içerisinde görürüz diye. Yani aslında hani sadece ABD ile Çin arasında değil, biraz Avrupa Birliği tarafında da hareketlenme olabilir diyorsunuz değil mi? Yani Çin'in Çin'den gelen ürünler adına, doğru anladım. Tabii, dolayısıyla tabii. Bu önümüzdeki dönemde hem rekabet artabilir hem daha çok dediğiniz gibi bu da bir enflasyona yol açabilir. Belki bu gibi unsurlar da tabii ki göz önünde bulunduruluyordur. Birazdan devam edelim isterseniz. Peki. Çünkü bir hemen Avrupa borsalarının kapanışına yaklaştık. Ceren Dilekçi'ye dönelim. Ceren hoş geldin yayınımıza. Neler var gündeminde? Seni dinliyoruz. Merhabalar Gözde. Bugün haftanın ilk işlem gününe Avrupa borsaları yükselişle başladı. Fakat kapanışa yakın endekslerin bir miktar daha alımlarını hızlandırdığını görüyoruz. Özellikle İtalya borsası öncülüğünde bir yükseliş vardı. İtalya borsasında primler %1.7'ye ulaşmış durumda. Avrupa'nın genelinde ise %1'e ulaşan primler söz konusu. Verilere baktığımız zaman Avrupa Birliği ülkelerinde elektrikli araç satışları 2020 yılında 3 kat artış gösterdi. Çünkü Avrupa Birliği pazarında elektrikli otomobillerin payı %10.5 seviyesine yükselirken hibrit otomobiller %11.9, benzinli otomobiller ise %47.5 pay aldı. 2020 yılında elektrikli araçların toplam sayısı 1.46 milyon adete ulaşmış oldu. Bu da geçen seneye kıyasla 3 kat artışa işaret etmekte. Avrupa Birliği ülkelerinde üretim yapan otomobil şirketleri hem Avrupa Birliği'nin sıkı normları doğrultusunda karbon salınımı hedeflerine ve kotalarına uyma zorunluluğu birlikte özellikle Fransa ve Almanya gibi ülkelerde teşviklerden yararlanıyor. Fakat diğer yanda bir süredir otomotiv sektöründe çip krizi yaşanıyor ve uzmanlar bu yarı iletken sorunun önümüzdeki dönemde süreceğine ve daha da çok sorunların büyüyeceğine işaret etmekte. Küresel ölçekte pek çok şirket çip üretiminde yaşanan problemler nedeniyle hali hazırda üretimlerini ara vermek durumunda kalmıştı. Önümüzdeki dönemde bu sorunun daha da büyümesi daha uzun süreli üretime ara anlamına geliyor. Diğer yanda karbon piyasasının da Londra'dan yavaş yavaş Avrupa Birliği ülkelerine kaymaya başladığını anlıyoruz. Çünkü bugün Intercontinental Exchange'den yapılan açıklamada günlük 1 milyar euroluk karbon emisyonu kontratlarını şirket Londra'dan Hollanda'ya kaydıracağını açıkladı ve bu hamleyle işlemcilerin ve yatırımcıların iklim fiyatlama risklerini daha iyi kontrol edebilecekleri kaydedildi.
Zaten Brexit anlaşmasının handikaplarından biri İngiltere için finansal hizmetler alanında Avrupa Birliği'ne karşı elinin önemli ölçüde zayıflamış olmasıydı. Geçtiğimiz günlerde Avrupa Merkez Bankası üyesi Enria'da yaptığı açıklamada uluslararası bankaların Londra'dan diğer Avrupa Birliği ülkelerine kaydırması gereken toplam varlığın 1 trilyon euronun üzerinde olduğuna dikkat çekmişti. Ve pek çok bankada yatırım bankalarını, yatırım bankacılığı birimlerini Londra dışına kaydırmaya başlamışlardı. Pek çok çalışanını ve varlıklarını kaydırmaya başladılar. Hali hazırda önümüzdeki dönemde bu sürecin daha da hızlanarak artacağı beklentisi hakim. Brexit'in etkilerini takip ediyoruz. Veriler tarafında gözlemlemiştik Ocak ayı PMI verileri. İngiltere'de çok sert düşüşe işaret etmişti imalat cephesinde. Avrupa'nın genelinde karantinalardan imalat sektörü çok sert etkilenmezken Ocak ayı verisi çok sert bir düşüş yaşandığını göstermişti Aralık ayına kıyasla. Bugün de Karayolu Taşımacılığı Birliği Brexit geçiş sürecinin sona ermesinin ardından Britanya'nın Avrupa Birliği'ne ihracatında %68 oranında düşüş yaşandığını belirtti. İngiliz hükümeti bu verileri doğrulamadı ve İngiliz hükümeti yetkililerine göre şu anda minimal düzeyde sınırlarda yaşanan aksamalar, fakat Karayolu Taşımacılığı Birliği'nden yapılan bu açıklama önemliydi. Şimdi gelen yorumlarda temsilciler özellikle Kuzey İrlanda protokolünün uygulanmaya başlamasıyla birlikte aksaklıkların minimum seviyeye düşürüleceğini bekliyorlar Gözde. Ceren, teşekkür ediyorum aktardıkların için. Vedat Özcan'a hemen geri döneceğim. Vedat Bey, az önce yarım kaldı o konu. İsterseniz orayı bir tamamlayalım. Ama hani vaktimiz de kısıtlı, şunu da ben merak ediyorum. Şimdi Ceren de tabii bir yandan mesela Brexit tarafındaki riskleri söylüyor. Sadece ABD, Çin değil, önümüzdeki dönemde biraz daha Avrupa ile Çin'in de ilişkilerine dikkat etmek gerekiyor dediniz. Bir yandan da Brexit var. Ama mesela şu anda ne kadar riskler artarsa artsın, pandemiye dair belirsizlik sürse de bir takım emtialar cephesinde yükselişler var. Biraz isterseniz bu anlamda Bakır'dan da bahsedelim. Ne dersiniz, bu büyümenin özellikle hani ana göstergesi olarak adlandırılır Doktor Bakır? Evet, bakır fiyatları 2020 yılında ciddi yükselmişti. Şimdi biraz yataya sardı. Fakat bugün yükseldi, yine 8000 dolarlardaydı. Şimdi City Group bir yorum yayınladı. Hani biraz pandemi arttı, kapanmalar devam ediyor, aşılamayla ilgili problemler var. Bu Çin PMI'ye biraz zayıf geldi. Kredi genişlemesi de durdu, hatta daralmaya geçti Çin'de. JP Morgan bunu Aralık ayında zaten öngörmüştü. İlk çeyreğinde metal fiyatları ile ilgili long pozisyonları azaltıyoruz diye ben ekranda da hatırlatmıştım. Ben söyledikleri şey biraz gerçekleşti. O anlamda bakırda bir yatay seyir var. Belki bir düzeltme hareketi gelebilir. Ancak piyasalar City gruba göre ileriye bakar. %70 bağışıklık oranla yazın ulaşılır diye düşünülüyor. O da hani şeyleri arttırır. Tekrar bakır talebini arttırır diye öngörü yapılıyor. Dolayısıyla düştüğü zaman bir alım fırsatı olarak öneriyor. Ben Avrupa Çin'le bağlantılı tabii bu meselede şeyi de hatırlatmak lazım. Avrupa Birliği ile Çin arasında bir yatırım anlaşması imzalandı malum. Bu yatırım anlaşması Çin'e Avrupa Birliği'nin Amerika gibi Trump döneminde aldığı tavizlere uygun olarak erişimini biraz daha kolaylaştırıcı bir içerikte. Ancak uygulamayı izlemek lazım. Bu anlamda Avrupa Birliği Çin hani kaçınılmaz büyük bir pazar mıdır Avrupa Birliği için? Yani eski sistemde ABD, herkesin erişmek istediği en fazla ABD'ye mal satarak büyünüyordu. Avrupa Birliği de Avrupa'da öyle toparlandı 2. Dünya Savaşı'ndan sonra. Sonra onun yerini biraz Trump piyasayı kapatıp tarifelerle zorlaştırınca Çin aldı. Şimdi Çin ne kadar almış olabilir diye bugün bir yorum okudum. Project Syndicate'de. Diyor ki Avrupa Birliği'nin en büyük ticaret partneri ABD'dir diyor. Avrupa Birliği ABD'ye yaptığı ihracatın ancak %50'si kadarını Çin'e yapıyor. İkinci en büyük partneri de Brexit'le bağlantılı olarak söylüyorum, Birleşik Krallık'tır diyor. Dolayısıyla
Hani Brexit ile ilgili çok kötümserlik şeylerine inanmıyorum ben. Bu iki piyasa er ya da geç birbirine usulü dairesinde bağlanacak, bu sorunlar aşılacaktı. Finansal hizmetlerle ilgili oradaki Londra piyasasındaki derinliği ne Frankfurt ne de Paris alabilir. Oraya da muhtaçlar. Er ya da geç o pasaportik hakları başka tavizlerle Evet. vermek zorunda kalacaklardır. Çin'de ABD'nin, Avrupa Birliği'nin Çin'deki doğrudan yatırımlarının 15 katı da ABD piyasasında Avrupa Birliği'nin yatırımları var. O çerçevede ne ne de İngiltere birbirlerinden vazgeçemeyecek kadar ekonomik olarak birbirlerine bağlılar. Dolayısıyla yeni düzende ittifak biraz daha light eskisine kıyasla ama Çin'e karşı kurulabilir diye öngörüyorum. Evet, peki çok önemli dedikleriniz. Çok teşekkür ediyorum Vedat Özdam Rica ederim. yorumlar için. Şimdi hemen devam edelim. Az önce de anons etmiştim. Ekrem Birsen bizlerle. Eskişehir'e dönelim hemen. Ekrem Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Ekrem Bey nedir talepleriniz? Neler konuşuluyor şu anda? Restoranlar, lokantalar tarafında sıkıntı olduğunu hep konuşuyoruz. Yayınlarda bize iletiyorlar. Bir yandan da tabii destekler var. Nasıl? Sizi memnun ediyor mu? Evet, tabii ki destekler için teşekkür ederiz. Öncelikle ülke olarak COVID-19'da yapılan mücadeleyi çok önemsemek lazım. Gerçekten ne kadar destek verilirse verilsin ekonomik olarak normale dönmedikçe ülkemizdeki bu sıkıntılar devam edecektir. Tabii ki desteklere gelince hükümetimiz lokantalarla, kafeteryalarla, hizmet sektörüyle ilgili yeni bir karar aldı. Bildiğiniz gibi cirosu 3 milyona kadar olan esnaf ve sanatkarlarımıza direkt destek olarak bir takım destekler veriliyor. İşte 2019 cirosu 2020'ye göre %50 azalan işletmeler bu direkt destekten faydalanabilecekler. En az 2000 lira, en çok 40 bin lira olarak destek alacaklar. Tabii ki destekler esnaf ve sanatkarlarımız için önemli olmakla birlikte pandeminin ekonomik zararlarına karşı kısmen de yetersiz kalıyor. Özellikle pandeminin halen devam ediyor olması ekonomik etkilerin pandemi sonrasında da en az 2 yıl sürmesi beklendiğinden desteklerinin hükümetimiz tarafından arttırılarak devam etmesi gerektiğine inanıyoruz. Ekrem Bey, Bildiğiniz peki gibi kısıtlamalarla ilgili beklentiniz nedir? Ne konuşuyorsunuz? valla kısıtlamalarla ilgili HES kodu uygulamasıyla lokantalarımız özellikle beklentimiz içkisiz lokanta ve restoranlarımızın bir an önce HES koduyla birlikte açılmasını talep ediyoruz. Gerçekten bakıldığında bu tür işletmelerimizin COVID-19 tedbirlerine harfiyen uyduklarını ve bu konuda kendilerini bir vazifeli olarak görevlendirerek halkımıza hizmet eden sektörler olarak görüyoruz. Baktığınızda diğer AVM'lerde, bazı işletmelerde bir takım kurnazlıklar yapılarak hizmet sektörüne devam edildiği görülüyor. Burada esnaf ve sanatkarımız tabii ki ya alınan tedbirlere uymak zorunda ama uyulmadığı zaman da bu haksız rekabete sebebiyet vermektedir. Biz bir an önce lokantalarımızın, kafeteryalarımızın, hizmet sektörümüzün kurallara uymak şartıyla HES koduyla hemen açılmasını talep ediyoruz. Evet, bu kısım zannediyorum daha önemli olan kısım gibi algılıyorum ben sizden. Çünkü bir süredir esnaflar tarafında bu oldukça fazla vurgulanan bir konu. Eklemek istediğiniz bir şey var mı Ekrem Bey? Valla yani eklemek istediğimiz şeyler tabii ki hükümetimizin de kanınca kaderince esnaf ve sanatkarlarımıza vermiş oldukları destekleri önemsiyoruz. Hiç de küçümsediğimiz yok. Fakat evet, dediğim gibi yetersiz olmasından kaynaklanan sadece
işletmelerimizin sahipleri değil, yanımızda çalışan insanlar da mağdur. Evet. Devletimizin vermiş olduğu kısmi çalışma ödenekleri, ücretsiz izin destekleri falan var. Bu desteklerin de pandemi sürecinin etkileri devam edeceğinden 2021 yılı sonuna kadar uzatılması yönünde talebimiz var. Peki. Bunları hükümetimizden bekliyoruz. İnşallah bu konuda destekler artarak devam eder. Bildiğiniz gibi yine bir desteğimiz var. Esnaf Kefalet Kooperatifinden kullanmış olduğumuz krediler. Doğru. 1-1-2021-36-2021 arasındaki kredilerimiz biliyorsunuz ertelendi. Ve dolayısıyla diğer taksitlerimiz üzerine kullandığımız faiz oranlarıyla hesaplanarak taksitlere bölünerek ödenmesi sağlanacak. Peki. Bu tür kolaylıkların devam etmesinden yanayız. Bir an önce de ekonomik olarak katkılarımızın devam edebilmesi için de normale dönme dileğimiz var. Tüm insanlarımızın bu konuda evet, Ekrem Bey, son bir cümlenizi alayım çünkü vaktimiz daralıyor. İnşallah bir an önce insanlarımızın da bu tedbirlere uyarak bu hastalıktan bir an önce ülkemizin kurtulması dileğiyle çok teşekkür ediyorum. Ben sağ de olun. Teşekkür ediyorum. Ekrem Bey sağ olun. Ekrem Birsen bizlerleydi. Şimdi hemen dönelim. Tolga Uysal bizlerle. Deriva Danışmanlık ve Eğitim Yönetici Ortağı. Hoş geldiniz Tolga Bey. İyi akşamlar Gözde Hanım. Merhaba. Teşekkür ediyorum. 60 doların üstünü gören Brent, hemen sözü size bırakıyorum. Süremiz kısıtlı. Gerçekten aslında petrol kendinden beklenmeyecek bir şekilde çok hızlı bir şekilde 60 doları gördü. Burada bir Brent'ten bahsediyoruz tabii. 60 dolar Brent, 57-58 dolar olan da bir Amerikan tipi ham petrol var. WTI fiyatı var. Burada neden bu şekilde son birkaç aydır yukarı doğru ivmelendi petrol? Bence açıkçası iki tane önemli faktör var. Bunlardan en önemlisi bu OPEC Plus ülkelerinin yaptıkları kesinti ve ilk çeyrek itibariyle Suudi Arabistan'ın bu ekstra 1 milyon varillik günlük kesinti yapacağını açıklaması bence bunu tetikledi. Yani normalde aslında talep şu anda hala çok düşük. Fakat burada olumlu gelen aşağı haberleri artı ekonomilerin daha hızlı toparlanacağı beklentisi. Bu koronavirüsle alakalı grafiğe baktığınızda global anlamda da bir tepeden aşağı doğru inme durumu var. Bu da tabii haliyle akıllarda acaba en kötünün sonuna mı geldik sorusunu gündeme getiriyor. OPEC iyi yönetilen bir OPEC tarafından kesinti ortamı ve aşı gerçekten petrol fiyatını bence beklenenden daha önce yukarı ittirdi. Şu anda şöyle bir durum var. Geçen Mayıs ayında başlayan 9.7 milyon varille başlayan kesinti 1 Ağustos'ta 7.7 milyon varile gelmişti günlük bazda OPEC kesintisi. Ve bu Ocak ayı itibariyle 5.7'ye düşmüştü. Demin bahsettiğim OPEC bir anda sürpriz bir kararla ben ekstra kendim 1 milyon varil ekstra kesinti yapıyorum deyince bir anda ilk çeyrek içerisinde 2021'in ilk çeyreğinde bu petrolün fiyatının yukarı gitmesi imelendi. Yani burada en önemli sebep bence bu Suudi Arabistan. Artı bunun dışında da bazı şeyler var, olaylar var. Mesela Aramco, bu Suudi Arabistan'da biliyorsunuz petrol şirketi, geçen hafta Cuma günü Asya ülkelerine sattığı petrol fiyatında değişikliğe gitmedi. Ama Avrupa tarafına sattığı petrol fiyatında 1 dolar 40 centlik bir yukarı artış gösterdi. Yani bir şekilde aslında Suudi Arabistan petrol fiyatını tutmaya çalışıyor. Çin ve Amerika'daki petrol stokları şu anda çok düşmüş durumda. Bu da tabii haliyle piyasadaki petrolü yukarı çeken faktörlerden bir tanesi. Geçen seneye göre şöyle bir oluşum var Gözde Hanım. Piyasa backwardation dediğimiz bir fiyat oluşumu sergiliyor. Bu ne demek? Geçen sene eksi 40 dolarları gördüğümüzde petrolde contango dediğimiz yani ileriki vadeli fiyatlar şu anki fiyatlardan daha yukarıdaydı. Yani süper contango dediğimiz bir olay vardı. Şu anda tam bunun tersi yaşanıyor. Backwardation yani yakın vadeli kontrat fiyatları uzun vadelilerden daha pahalı. Peki neden böyle oldu? Bunun sebebi biraz evvel bahsettiğim bu stoklardaki yavaş yavaş düşme OPEC kesintileriyle beraber. Artı bunu besleyen aşağı haberleri, ekonomilerdeki bu olumlu beklenti bunlar hep tetikledi. Fakat açıkçası
Diğer taraftan da bakmak lazım. Bence 60 dolara ulaşmış bir Brent petrol fiyatı hala talep çok düşük. Yani Amerika tarafında 2023-24 yılına kadar talebin eski haline, yani pandemi öncesinde gelemeyeceği tüketimin beklentisi var. Artı İran, Biden'la beraber ilişkilerde bir ılıman durum oluşma söz konusu. İran-ABD ilişkileri petrol fiyatını aşağı çekebilecek potansiyele sahip noktalardan bir tanesi. Pandemi şu anda hala devam ediyor. Bütün bunları bir araya koyduğumda artı bir de stoklarda azalma var dedim ama Amerikan kaya gazı üreticileri son dönemde tabii fiyatlar yukarı çıktıkça yeni yeni kuyular açmaya başladılar. Bu en son 290 civarı bir kuyu sayısına ulaşıldı. Geçen sene 800 civarındaydık ki 200'lere kadar düşmüştük. Orada da bir artış var. Şu anda petrol bir dengeleme süreci içerisinde. Bu petrolü aşağı çekebilecek haberler açıkçası şu anda göz ardı ediliyor. Ben o yüzden bu seviyeler çok hızlı çıkıldı. Yani Suudi Arabistan desteğiyle çıkıldı. Buradan bir düzeltme, yani 52 dolardan 57'ye 55'e aşması da aslında teknik olarak tabii petrolü yukarı çıkartıyor. Fakat ben tekrar bu 55 doların altında 45-55 bandına veya 50-55 bandına WTI'da inebileceğini düşünüyorum. Yani petrolde 60 doların üstü Brent açıkçası çok uzun soluklu olabileceğini en azından şu nokta için düşünmüyorum. Yani belki ilk yarı itibariyle talebin biraz arttığı, koronanın daha da hafiflediği bir ortam oluşursa bekleyebilirim. Ama 60 doların buradan da ileri gitmesi açıkçası benim için sürpriz olur. Kalıcı olmayacağını söylüyorsunuz aslında mevcut hali hazırdaki pandemi sürecinden ama dolayısıyla takip edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum Tolga Uysal size de. Şimdi biliyorsunuz Akkuyu Nükleer Genel Müdürü Anastasia Zoteva ilk defa Bloomberg KT'de açıklamalarda bulundu. Açıl Sezen'in sorularını yanıtladığı önemli açıklamaları var. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin açılışını 29 Ekim 2023 tarihine yetiştirmeyi amaçladıklarını belirtti. Detaylarını izleyeceğiz ve noktalıyoruz efendim. İyi akşamlar diliyorum. İnşaatı bittiğinde Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali unvanını alacak olan Mersin Akkuyu Nükleer Santrali'nin genel müdürü Anastasia Zoteyeva, Bloomberg KT'de Açıl Sezen'in sorularını yanıtladı. 143 Türk öğrencinin Rus Nükleer Fizik Enstitüsü'nden mezun olduğunu söyleyen Anastasia Zoteyeva, santralde ilk ünitenin Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı olan 29 Ekim 2023 tarihinde devreye almaya çalışacaklarını hatırlattı. Şu anda 3 ünitede aynı anda çalışmaların sürdüğünü belirten Anastasia Zoteyeva, 4. ünitenin lisansını da bu yaz aylarında almayı umduklarını kaydetti. Projede takvime uyulduğunu söyleyen Zoteyeva, 2023'te ilk ünite, 2024'te ikinci ünite, 2025'te üçüncü ünite ve 2026'da da 4. ünite tamamlanmış olacak diye konuştu. Şu anda projede %80'i Türk olmak üzere 8.000 kişinin istihdam edildiğini söyleyen Anastasia Zoteyeva, santral devreye alındığındaysa 4.000 kişinin çalışacağını söyledi. Zoteyeva projeye yatırımcı arayışı konusuna da açıklık getirdi. Bu çok hassas ve uzun vadeli bir süreçtir. Çünkü nükleer enerji santralini işletecek bir ortaktan bahsediyorsanız çok çok yüksek seviyede bir şeyden bahsediyorsunuz. O yüzden çok dikkatli olmanız gerekiyor ve hiçbir şekilde ama hiçbir şekilde aceleci davranmamanız gerekiyor. İşte tam olarak da bu yüzden hala herkesle görüşebiliriz ve tabii ki proje yatırımcılarıyla görüşebiliriz. Ancak ilk olarak onları çok dikkatli bir şekilde incelememiz, kontrol etmemiz gerekiyor ve ikinci olarak da Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından onaylanması gerekiyor. Çünkü bu hükümetler arası anlaşmamızda belirtilen bir şey. Zoteyeva 15 yıl boyunca 12.35 sent kilowatt saat üzerinden alım garantisinde fiyatların yüksek olduğu eleştirisini de yanıtladı. Bu konu o kadar siyah ve beyaz değil. Çünkü biliyor musunuz burada bir alım anlaşmamızda fiyat daha önce belirtilmişti. Hükümetler arası anlaşmamızda da. Bu yalnızca ilk 15 yıl için geçerli olabilecek bir şey ve size şunu söyleyeyim. Bu fiyatlarda alım garantisi olan oran %70 ve piyasaya satışta %30 oranında olacak. Ve bu yalnızca ilk 2 ünite için geçerli. 3. ve 4. ünite için de durum tam tersi olacak. Yani alım garantisi %30 olacak bu fiyatlardan ve %70 de piyasaya satış olacak. Yani ortalama olarak da burada olacağız. Elbette bize de bir yatırımcı olarak
paramızı geri almamıza yardımcı olabilecek bir şey bu ki biz de aynı şekilde kredilerimizi ödeyebilelim. Ve Türkiye için de 15 yıllık sürenin ardından tüm birimlerde üretilen elektriğin tamamı piyasa fiyatları üzerinden satılacak.